Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta stüdyomuzda bir hocayı ağırlıyoruz. Birin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Tuncer Deyim. Profesör Tuncer hocamızla havacılık eczacılığını, havacılık ve uzay eczacılığını konuşacağız ama Tuncer hocamızın başka özellikleri de var. 15 uçaklık bir filoya sahip, havacılık tutkusu olan, amcasını da ilk hava şehidi olarak verdiğimiz kişi olarak bir kenarda tutarsanız havacılıkla ilgisi olabildiğince fazla. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ilk şehitlerimizden amcanız. Evet. Biraz oradan başlayıp rahmetle yad edip ondan sonra sizin serüveninize geçelim. Evet. Rahmetlinin ruhu şad olsun. Aslında ben kendisiyle tanışamadım. Çünkü o şehit genç olduğunda... Genç yaşta şehit oldu. Evet. Çünkü. Genç yaşta şehit oldu. 1942 şehitlerinden. Ama benim dedem de havacı ve şehit olduğunda o da olay yerindeymiş ve sadece sol kolunu bulmuşlar. Ve saati küçükken bana geldi. Ve o, İsmini de alalım hocam. Mehmet Ali Deyim. Evet. Havacılık Müzesi'nde ismi vardır Türk şehitleri diye. Onun saati bana verilince ben havacılık tutkusunu... Havacılık... Tutkusunu da vermiş oldu. Aynen öyle. Ben ilkokuldaydım o zaman. O zaman süpürge çöplerinden, çıtalardan artık şimdi öyle bir hale geldi ki model uçak yaparken çoğu zaman bir şeye sadık kalmıyorum. Yani bir plana sadık kalmıyorum. Kendim bile yapabiliyorum. Hani şu anda tahtaya motor bağlasam uçar durumda. O derece diyorsun. Evet, o derece. Aerodinamik yapıya artık sahip oldum. Evet, bünye onu hissediyor. Hani neresi nasıl olması lazım veya ilk uçuşta hani uçuş karakteristiğinden neresini düzeltmeniz lazım. Bünye ona alışıyor. Ben helikoptersiz, uçaksız, dronsuz bir hayat düşünemiyorum. Düşünemiyorum diyorsunuz. Evet. Ve 15 tane diyorsunuz. Yani 15 tane şu anda. Bir filon var. Evet. Yani değişik şu anda, modelleri var mı? Birbirine benziyor mu? Birbirlerine benziyorlar. Ya 7-8 tanesi helikopter. Elektrikli veya patlar benzinli. Evet. İçten yanmalı. Üstten kanatlı uçaklarım var. Akrobüsü uçaklarım var. Köpük uçaklarım var. Yani benim hayatım o hafta sonu mutlaka hafta içi çok çalışırım, hafta sonunda çok dinlenirim. Dolayısıyla öyle bir hayatım var. Çok dinlenirim derken çok uçak uçururum demek istiyorsun. Evet biraz. Yani aslında başka bir iş yaparak nerede dinleniyorum ben. Nerede uçuruyorsunuz hocam daha çok? Ankara'da Gölbaşı'nda ya da Sivil Havacılık Kurumu'nun izin verdiği yerlerde uçuyorum. Peki bu dronlar hayatınızın neresine girmek üzere? Yani şöyle dronum oldukça teknolojik. Gözlükten bakıp drone'un içinden görebiliyorum. Onun uçma zevki de ayrı. Ama model uçakçılık kendinizin uçurması, kendinizin kendi modelinizi yapması. Hayata geçirdiğiniz bir ürünü, evet. Evet, yani onun uçması çok güzel bir şey. Dolayısıyla siz bir tarafıyla yani hobide olsa önemli bir evet. şekilde havacılığın içinde büyümüşsünüz. Aynen. Dededen, amcadan. Aynen. Herhalde bunun etkisiyle havacılık ve uzay eczacılığı diye... Evet. Türkiye demeyeyim, dünya literatüründe ilk defa böyle bir aynen. bölümü de üniversiteye kazandırmışsınız. Evet, üniversitede böyle bir ders açtım 2018-2019 yıllarında. Aslında insanın kalbi nerede atıyorsa hayat oraya da çekiyor insanı biraz. O yıllarda Amerika'da NASA'nın geliştirdiği Space Pharmacist diye Tina Bayus isimli bir kişiye o unvanın verildiğini gördüm. Evet. Türkiye'de de adli eczacılık var, spor eczacılığı var. Ve o anda kafamda bir şimşek yandı. Neden hava ve uzay eczacılığı olmasın diye. Ve gerçekten de çok büyük ihtiyaç olduğunu gördüm. Ben öğrencilerime bunu bir sömestr boyunca anlatıyorum. Havada kullanılacak ilaçlar, uzayda insanın farmakokinetiği nasıl değişir? Dünyada aspirin içtiğiniz zaman ne oluyor? Uzayda aspirin içtiğiniz zaman ne oluyor? Sonuç olarak biz eczacılar ilaç formülasyonu yapıyoruz. Ve Amerika'da insanlar bunun üzerinde çalışıyorsa ve hemen bir parantez, Türkiye Uzay Ajansı'nı kurup uzaya yön tutmaya başladıysa bugünlerden ilaçla ilgili çalışmalara da başlamamız lazım. Bölümünüz o anlamda çok çok kıymetli. Biz evet. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Bey'de de bunu konuşmuştuk. Evet. Siz evet. aslında o yapının bir parçasını biraz evet. da erkenden hayata geçirmişsiniz. Aynen öyle. Dünya çalışıyor. Biz zaten Türk insanı olarak hep geriden geliyoruz. İstedim ki bir kez olsun dünyada bir şeyi ilk yapalım. En azından eczacılık fakülteleri içerisinde ben uzaya dayanıklı ambalajlarla ilgili çalışmaları başlattım. Onlarla ilgili çalışmalar yapıyorum. Öğrencilerim, yetiştirdiğim doktora öğrencileri onlarla ilgili çalışmaya devam etsinler. Temel olarak kuantum noktalarıyla çalışıyorum.
Bunu uzay çalışmalarına yansıtmayı çok istiyorum. Karbon nanotüplerle çalışıyorum. Bunlardan ilaç ambalajı yapmayı istiyorum. Çünkü uzayda en önemli sorunlardan bir tanesi de radyasyon ve ilaçların bozulması. Onunla ilgili literatüre ilk defa Eczacılık Fakültesinden yayınlar gitsin istiyorum. Onun çabasındayım aslında. Türkiye Uzay Ajansı ile temasa geçtiniz mi? Türkiye Uzay Ajansı ile temasa geçtim. Aslında birkaç şeyimiz oldu. Bu sene değil, doğruyu söyleyeyim, bu pandemiden önceki dönemde şeyimiz çok fazlaydı. İletişimimiz daha fazlaydı. Bu pandemi döneminde bir herkes şaşırınca biz de şaşırdık aslında. Şimdi tekrar toparlanmaya çalışıyoruz. Onlarla ortak iş yapmayı çok istiyorum. Hatta bu SİHA'lar, İHA'larla ilgili bazı kuantum noktaları veya karbon nanotüplerden dayanıklı, radarda görünmeyen vesaire boyalar, kaplamalar yapmaya çalışıyoruz. Aslında havacılık ve uzay anlamında eczacılara ve malzemecilere korkunç alan, yer var, evet. Alan var. Evet. Bir uzay var, bir de havacılık tarafı, evet. Var hocam. Havacılık tarafı daha çok şu an hayatımıza, evet, temas eden noktada. Evet. Havacılık ve eczacılık beraber konuştuğumuzda şu an hava yollarına, yolculara ne gibi bir önerileriniz olabilir buradan aslında, hareketle? Tam da şey burada, ne derler, önemli nokta burada. Çünkü özellikle Türkiye'de ama dünyada da eczacının temel vazifelerinden bir tanesi danışmanlık ve başına geleceği, yaşayacağı olaylarla ilgili, hastalara kullandıkları ilaçlarla ilgili ve etkileşimlerle ilgili bilgi ve danışmanlık hizmeti vermek. İşte eczacılık tam da bu noktada çok önemli bir rol üstlenebilir diye düşünüyorum. Çünkü düşünün, bir trombofilebit hastası Amerika'ya 10 saatlik bir yolculuk yapacaksa, ki genellikle hepimiz kendimize dürüst olalım, büyük yolculuklardan önce eczaneye uğrarız mutlaka, orada bir ilacımız eksik kalmasın diye. Evet. Bu ilaçlar havada nasıl kullanılır? Havada etkileri nasıl olabilir? Veya bir ilaç kaç kez uçak yolculuğunda taşınırsa dayanıklı olabilir? Benim hayalimde şöyle bir şey var. İleride ilaç kutularının üzerinde kırmızı uçak resmi veya yeşil uçak resmi göreceksiniz. Kırmızı uçak resmi olanlar hava yolculuklarına çok dayanıklı olmayan ilaçlar olacak. Evet. Yeşil olanlar ya da mavi olanlar hava ve uzay yolculuklarına dayanıklı anlamına gelecek. Çünkü özellikle insanlar yaşları ilerlediği zaman daha fazla uçak yolculuğu yapıyorlar ve işleri gereği daha uzun mesafeler uçuyorlar. Düşünelim, senaryomuz şöyle olabilir. Diyabet hastası bir iş adamı sürekli Amerika ile Türkiye arasında gidip geliyorsa, ki bu pandemiden önce çok mümkündü. Haftalık giden insanları tanıyorum ben, her hafta Amerika'ya giden. Dolayısıyla acaba yanındaki insülinleri kaç kere uçakta taşırsa stabil kalabilecekler? Belki uzun süre kalabilir ama sorun şurada, bunu test etmiyoruz. Dolayısıyla test etmemiz lazım ve ilaçların kullanılması... özelliğini ne kadar kaybediyor? Hava yolculuklarında mesela çok seyahat edenler gözlerinde özellikle problem yaşarlar. Dolayısıyla buna ilişkin hastalarımıza, eczanemize gelen kişilere faydalı bilgiler verebilmeliyiz. Bu aslında Türkiye'nin mevzusu değil, dünyanın mevzusu gereken. Evet. Çünkü artık yılda 5 milyar insanın seyahat ettiği bir havacılık sektöründen, aynen, bahsediyoruz. Ama bu aşamaya gelinceye kadar yolcuların bu konuda ne yapmasını önerirsiniz? Aslında mesela sürekli ilaç kullanan birisi ne önerirsiniz hocam? Yani bir kere bizim bilim insanları olarak, hocalar olarak, bu konuda çalışan araştırıcılar olarak bunu test edip ortaya koymamız lazım. Bu mutlaka yapılması gereken bir şey. Biz bunu yapmaya ufaktan başladık. Bir liste oluşturulması lazım. Çabuk bozulan ilaçlar, dayanıklı ilaçlar gibi. Ama kişilerin de kendilerini çok fazla yolculukta aynı ilaçları taşımamak şeklinde koruyabileceklerini düşünüyorum. En azından bir kere taşıdılar, dediğim gibi aynı insülin enjektörünü defalarca yanında taşımaması lazım. Belki etkisinde bir azalma olabilir. Bunlara dikkat etmeleri lazım. O zaman diğer ilaçlar için de galiba geçerli. Yani aynen. Sürekli kullandığı bir ilaç varsa, evet, Amerika'ya gitti geldi. Değişebilir her şey. Kalanı çöpe göndermeliler, evet, ki verim alabilsin, evet, veyahut da tedaviyi devam edebilsin, aynen, diye. Mesela hani ben bu konuyla çalıştığım için uzaya gönderilip getirilen ilaçlarda kristal yapı değişiklikleri, önemli ölçüde bozulmalar. Tabii uzayda şartlar çok daha fazla değişiyor ama 10 bin metrede çok
hafife alınacak bir değişiklik değil sonuç olarak. Dolayısıyla orada bozuluyorsa mutlaka orada da bozulma ihtimali var ve bunların test edilmesi, çalışılması lazım. Dolayısıyla bence bizim görevimiz de eczacılar olarak bununla ilgilenmek. Bir de uçaklarda bulundurulan ilaçlar söz konusu. Aynen. Yani ani bir durumda. Bunlar sürekli gidiyor geliyor. Aynen. Tam da söylemek istediğim şey bu aslında. İşte bu konuda yasal bir mevzuat henüz oluşmadığı için. Peki Türk Hava Yolları, Pegasus, işte Corendon, Sun Express, yani ülkemizdeki hava yollarıyla bu konuda bir çalışmanız oldu mu? Olmadı ama bunu yapmayı çok istiyorum. Şu anda ilaçlar oluşturuluyor ve zaman zaman değiştiriliyor ama bununla ilgili bir kurallar yok. Aslında bu kuralları ortaya koymak çok önemli ve bu kurallar ortaya konduğu zaman diğer ülkeler için de, diğer uçaklar için de geçerli olacak. Onun örnek için olacak. Örnek olacak aynen dediğiniz gibi. Onun için bunu bir an önce yapmayı istiyorum. İşte hızla çalışıyoruz. Onun için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'de de bir temas. Evet, aynen. Genel Hatta Müdür Kemal TÜBİT'e Bey'le projeler verdim. Belki onu birazcık daha geliştirip kurumlar arası işbirliği şeklinde vermem daha doğru olacak. Bu pandemi nedeniyle birazcık aksadık aslında. Ama öyle bir çalışma yapmayı çok istiyorum. Çünkü gerçekten oradaki eczacı dolabında durup hastaya faydasız hale gelmiş bir ilaç hiç kimsenin istediği bir şey olmaz diye düşünüyorum. Şimdi hocam fakültenize dönersek, havacılık ve uzay eczacılığı konusuna öğrencilerinizin ilgisi nedir? Aslında bu konuya çok ilgi duyuyorlar ve her dersi hani neredeyse nefessiz takip ediyorlar. Çok keyifli anlar yaşıyoruz. Hatta derste küçük drone uçurduğum bile oluyor. Ve ileride şöyle bir şeyi de hayal ediyorum. Ki bugün de gündemde zaten drone'la ilaçların taşınması da söz konusu. Dolayısıyla drone'la taşınabilecek ilaçlar listesi gibi bir şeyin de olması lazım. Onun da çalışılması lazım. Ama keyifli olan anlattığım zaman mesela uçak yolculuklarında şimdi pandemi nedeniyle biraz eksildi ama yavaş yavaş yerine gelmeye başladı. Neden domates suyuyla vişne suyunu daha çok ikram ederler? Bunun bir sebebi var. Evet. Onu anlatıyorum. Uçak... Neden? Bize de anlatın. Şöyle, aslında çok keyifli bir nokta. İnsan titreşim ortamında kulağıyla lezzet alma merkezi çok yakın olduğu için yüksek sesli ortamda tad alma duygusu azalıyor. Özellikle yüksek irtifalara çıktığınızda kabin içine verilen havanın nemi de düşük olduğu için nem azlığından dolayı lezzet algısı düşüyor. O yüzden havayolu şirketleri lezzet algısı en yüksek olan içecekleri sunuyorlar ki şeyler beğensin diye. Bunu bilmek bile bence hayatı bilerek yaşamakla ilgili. Veya uçakta niye illa ağlayan bir çocuk vardır? Susuzdur, pencereyi göremediği için, boyları küçük olduğu için algısı bozulmuştur vesaire. Dolayısıyla bunları anlatınca dediğim gibi hayatı bilerek yaşamak bence çok önemli. Teşekkürler ben hocam. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun.